Bursa'da 3 yıldır 400 gram ekmeği 1 liradan satan Kestel Belediyesi, önümüzdeki yıllarda da ekmeğe zam yapmamak için ihtiyacı olan 800 ton unu kendi buğdayından üretecek. Çalışmalara başlayan belediye ekipleri 1300 hedefin 1000 dönümünü drone yardımıyla gerçekleştirdi. Daha bilinçli tarım için örnek olmaya çalışıyoruz çiftçilerimize. Daha mazot girdilerinin düştüğü, su sarfiyatının azaldığı çok daha bilinçli teknolojik bir tarım. Drone almaktaki amacımız buydu. Ekmeği vatandaşlara 1 liradan satan Kestel Belediyesi yine ekmeğe zam yapmamak adına 1300 dönüm araziye buğday ekip 800 ton un üretmek için harekete geçti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, buğdayın tohumlarını çiftçilerle birlikte toprakla buluşturdu. Bizler göreve geldiğimizde, seçim beyannamemizde vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi, ekmeği ucuzlatacağız. Kestel halkını ucuz ekmekle buluşturacağız. 400 gram ekmek 1 TL'deydi. 1.25 TL'yken bizler 1 TL'ye düşürdük. Zaman geldi, tabii ki maliyetler yükseldi. Fırıncı esnafımızla aramızdaki makas açıldı. Bizim bu konudaki sübvansemiz arttı. Biz de istiyoruz ki farklı alanlardaki çalışmalarımızdan ödün vererek buraya takviye yapmayalım. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde ortaya şu çıktı. Kendi buğdayımızı ekmek suretiyle bu sübvansemiz oldukça aşağıya çekilecek. Dolayısıyla biz Allah nasip ederse önümüzdeki 1,5 sene içerisinde de 400 gram Türkiye'nin en ucuz ekmeğini Kestelli hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, kırsaldan kente göçü önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini paylaştı. Öncelikle yerel belediyelerimizin bu tür yapmış olduğu çalışmalarla birlikte biz de Büyükşehir olarak tüm hizmetlerde varız. Tabii ki burada amacımız öncelikle kırsal kesimdeki insanımızın şehre göçünü önleyerek tam aksine tekraren kırsala göçün, tekraren geri gelmesiyle ilgili yapmış olduğumuz bu projelerin önemini bizler de biliyoruz.